Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu regelmäßige Verben. Nedir regelmäßige Verben? Verben, fiiller demek. Regelmäßige, düzenli. Dolayısıyla düzenli fiiller konusunu inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Ben gehen fiilini seçtim arkadaşlar. Gehen düzenli fiiller kapsamında olduğu için. Şimdi öncelikle öznelere bakalım ve öznelere göre tıpkı güzel Türkçe'de olduğu gibi değil mi? Nasıl çekimlendiğini bir inceleyelim. Ich ben demek arkadaşlar. Du sen demek. Demek ki ich ben, du sen anlamına geliyor. Er, sie, es. Bakın bu üçüncü tekil olarak karşımıza çıkan er, sie ve es'e baktığımızda arkadaşlar er, yani bunların hepsi aslında o demek. O ne oluyor? Üçüncü tekil oluyor. Bu ne olabilir? O'dan kasıt er. Bu erkeklerde kullanılan bir durum yani. O, adam söz gelimi. Der Mann demek ki orada adamı kastetmiş oluyorum. Sie, bu da feminen durumlarda. Söz gelimi bir kadın kastediliyorsa eğer die Frau yani o diyecek olursam sie demiş oluyorum. Das Kind bu da çocuk demek arkadaşlar. Bu da es şeklinde incelenmiş oluyor Almanca'da. Tekrarlayalım. Demek ki er erkeklerde kullanılıyormuş. Örnek verecek olursak der Mann. Die Frau kadın demek. Bu da o diye bunu ne yapmış oluyorum? O diye bir gönderme yaptığımda sie demiş oluyorum. Söz gelimi das Kind, çocuk, o diyecek olursak bunun da karşılığı neymiş? Es'miş. Şimdi demek ki er, sie, es bu şekilde üçüncü tekil olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Wir, biz demek. Demek ki wir, biz demekmiş arkadaşlar. Ihr, ikinci çoğul. Bundan kasıt ne arkadaşlar? Ihr karşımda birden fazla insan varsa iki ve daha fazlası diyelim isterseniz buna. Siz diyecek olursam demek ki ihr olarak karşımıza çıkmış oluyor. Demek ki karşımda bir grup insan varsa ya da iki kişi varsa, iki kişi ve daha fazlası varsa ne diyormuşum? Ihr demiş oluyorum. Burada iki tane z var. Hatta üç tane z var. Ne demek istediğimi anlatacağım şimdi burada. Ne anlama geldiklerini. İlk harfi büyük başlıyorsa arkadaşlar Z bu nezaket formu ya da saygı formu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu ne olabilir? Benden ne olabilir? Yeni tanıştığım birisi olabilir. Saygı formunda konuşmuş olduğum birisi olabilir. Bu benim amirim olabilir. Değil mi? Rütbe olarak benden büyük bir insan. Dolayısıyla Z formunda olabilir. Yeni tanıştığım birisi olabilir. Değil mi? Buradaki Z ise arkadaşlar onlar anlamına geliyor. Yani üçüncü çoğul. Dolayısıyla üçüncü çoğul olarak değerlendirdiğimizde aynı kategoride incelenmesi gerekiyor. Nezaket formu ya da saygı formu dediğimiz Z ve onlar dediğimiz Z. Bir üçüncü Z daha vardı. O da neydi arkadaşlar? Die Frau'dan kasıt üçüncü tekil olarak değil mi? Karşımıza çıkmış oluyor. Tabii bunun arasındaki farkı nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bunu şöyle anlayacağız. Zaten zaman içerisinde onu çok iyi kavrıyor olacaksınız. Bir önceki cümleye bakmam gerekiyor. O duruma bakmam gerekiyor. Dolayısıyla ona göre fark etmiş olacağız bunu. Şimdi dilerseniz Gehen'in nasıl çekimlendiğine bir bakalım. Gehen bir defa ne demek? Gehen fiili arkadaşlar gitmek anlamına geliyor. Demek ki gehen gitmek demekmiş. Ben öncelikle bunu bir çekimleyeyim. Onun ardından cümle nasıl kurulur ona bir bakalım. Şimdi gehen ben gidiyorum derken arkadaşlar buradaki en o en'e çöpe atalım. Ve diyelim ki ben gidiyorum. Bakın ne oluyor? Ich gehe. Demek ki bu en düşmüş oluyor ve ben gidiyorum dediğimde ich gehe demiş oluyorum. Ne oluyormuş arkadaşlar? E sonlandırıcısıyla ich gehe yani ben gidiyorum demiş oluyorum. Şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Almanca'da geniş zaman
ya da şimdiki zaman anlamına gelmiş oluyor bu. Demek ki iki farklı zaman yok. Güzel Türkçe'de ne deriz? Ben giderim, ben gidiyorum, değil mi? Farklı şekilde değerlendirilirken Almanca'da her ikisi de bu şekilde yorumlanmış oluyor. Du'ya baktığımızda du neydi? Sen demek. Dolayısıyla du nasıl çekimleniyormuş bakın. St gelmiş. Dolayısıyla sen gidiyorsun. Du gehst. Du gehst. Sen gidiyorsun anlamına gelmiş oluyor. Er, sie ya da es. Üçüncü tekil olduğundan dolayı nasıl çekimleniyormuş arkadaşlar? Geht. Dolayısıyla ben er geht. O gidiyor. Bundan kasıt kim? Buradaki örnekten gidecek olursak der Mann, değil mi? Adam gidiyor diyeceğim. Er geht. Sie geht. Sie'den kasıt kim? Die Frau, değil mi? Die Frau örneğinden gidecek olursak kadın gidiyor. Yani o gidiyor derken sie geht demiş oluyoruz. Ya da es. Buradaki örnek ne? Das Kind, çocuk. Çocuk gidiyor dediğimizde es geht şeklinde yorumlanmış oluyor arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım burayı. Demek ki bir adam kastediliyorsa ve o gidiyor diyecek olursak er geht diyormuşuz. Bir kadın kastediliyorsa sie geht. Bir çocuk kastediliyorsa es geht demiş oluyoruz. Tabii şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Der Mann geht. Die Frau geht. Das Kind geht de pekala diyebiliriz. Ancak burada burayı incelememiz gerektiği için, buraya odaklanmamız gerektiği için bu örneklerden yola çıkıyoruz. Buraya baktığımızda şimdi çoğullara, birinci çoğula baktığımızda çoğul neydi birinci çoğul? Biz. Dolayısıyla wir bakın mastar halde kalmış. Biz gidiyoruz derken demek ki ne diyecekmişiz? Wir gehen. Demek ki biz gidiyoruz. Wir gehen. İkinci çoğul olarak karşımıza çıkan ihr. Bu ne anlama geliyor? İki ve daha fazla insan değil mi? Siz gidiyorsunuz dediğimde. Tabii siz gidiyorsunuz dediğimizde buradan neyi anlatmak istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Karşımda bir grup insan var ve diyorum ki siz gidiyorsunuz, sizler gidiyorsunuz değil mi? Dolayısıyla ihr geht demiş oluyoruz. Nezaket formu ya da saygı formu olarak sie denildiğinde siz gidiyorsunuz. Ne olabilir bu? Müdürüm olabilir, öğretmenim olabilir değil mi? Siz gidiyorsunuz derken sie gehen demiş oluyorum. Ya da üçüncü çoğul anlamına gelen sie değil mi? Onlar gidiyorlar derken sie gehen şeklinde yorumlanmış oluyor. Şimdi burayı arkadaşlar cümle içerisinde değerlendirecek olursak haliyle tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi cümle başları her zaman nasıl yazılıyor? İlk harf büyük yazılacak değil mi? Bunların büyük yazılması gerekecek. Örneğin ben okula gidiyorum diyecek olursam bunu değil mi? Büyük harfle başlatmam gerekiyor. Dolayısıyla ich gehe in die Schule demem gerekiyor. In die Schule, die Schule okul demek arkadaşlar. Ben okula gidiyorum derken ich gehe in die Schule demem gerekiyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar die Schule okul demek. Okula doğru derken in kullanmış oluyorum. Bunları çok ayrıntılı şekilde karşımızda çıkan derslerde görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik bunu bir yapı olarak görelim. Bizim çünkü odağımız burası. Şu maviyle yazmış olduklarım. Bunları ayrıntılı şekilde sonraki derslerde görüyor olacağız. Burada demek ki in die Schule okula doğru anlamı doğmuş oluyor. Ben okula gidiyorum derken demek ki ich gehe in die Schule demem gerekiyor. Du'ya baktığımızda sen okula gidiyorsun derken ne diyeceğiz? Du gehst in die Schule, sen okula gidiyorsun demiş oluyoruz. Peki bir ne olabilir? Bir erkek öğrenci değil mi? Okula gidiyor diyecek olursak er geht in die Schule diyeceğiz değil mi? Ya da bu bir öğretmen olabilir. Bu durumda gene er ve erkek öğretmense ne diyeceğiz?
er geht in die Schule. Bu bir kadın öğretmense ya da bir kız öğrenciyse ne diyeceğiz? Sie geht in die Schule diyeceğiz. Ya da kastettiğimiz çocuksa, çocuk okula gidiyor. O zaman ne diyeceğiz? Es geht in die Schule diyeceğiz. Biz okula gidiyoruz. Wir gehen in die Schule. Demek ki biz okula gidiyoruz. Wir gehen in die Schule. Karşımda bir grup çocuk, bir grup öğrenci var. Ve diyorum ki sizler okula gidiyorsunuz. O zaman ne diyeceğim? Ihr geht in die Schule. Demek ki sizler okula gidiyorsunuz. Ihr geht in die Schule anlamına geliyor. Değil mi? Peki karşımızdaki bir öğretmense, bir müdürse, değil mi? Ve saygı formunu korumam gerekiyorsa siz okula gidiyorsunuz diyeceğim. O zaman ne diyeceğim? Sie gehen in die Schule diyeceğim, değil mi? Peki onlar okula gidiyor diyecek olursam gene Sie gehen in die Schule demiş olacağım. Şimdi eminim ki kafanızda soru işareti vardır. Sie ve Sie arasındaki fark nasıl anlayacağız? Şimdi nezaket formunu mu kastediyorsunuz yoksa onlar formunu mu kastediyorsunuz? Bu durumda durumu değerlendirmem lazım. Eğer bir önceki cümlede öğrencilerden bahsediyorsam Sie gehen'den kasıt ne? Onlar. Ama kastettiğim kişi eğer müdürümse ve bu durumda ne diyorum? Hocam siz okula gidiyorsunuz dediğimde Sie gehen in die Schule demiş oluyorum. Tabii şu farkı da şunu da söylemekte fayda var. Eğer bahsettiğim kişi diyelim ki öğretmenimse ve ben arkadaşıma diyorsam ki eğer öğretmenim o okula gidiyor. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Buraya geleceğim ve diyeceğim ki o okula gidiyor. Dolayısıyla er geht in die Schule diyeceğim. Hazırsanız burada öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla yineleyelim. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Du gehst in die Schule. Du gehst in die Schule. Er geht in die Schule. Sie geht in die Schule. Es geht in die Schule. Wir gehen in die Schule. Wir gehen in die Schule. Ihr geht in die Schule. Ihr geht in die Schule. Sie gehen in die Schule. Sie gehen in die Schule. Şimdi arkadaşlar trinken fiiliyle devam edelim. Trinken içmek demek arkadaşlar. Bu da gene düzenli fiiller kapsamında olan bir fiil. Şimdi ben içiyorum diyecek olursam arkadaşlar ich trinke demek ki ne yapıyormuşum? Buradaki am bunu kaldırıyormuşum ve ben içiyorum diyecek olursam ich trinke demem gerekiyormuş. Du için du trinkst. Evet, du da ne oluyordu arkadaşlar? St sonlandırıcısı. Dolayısıyla sen içiyorsun derken du trinkst demem gerekiyor. Er, sie, es. Evet, az önce söylemiş olduğum gibi er, buradaki örnekten yola çıkacak olursak demen değil mi? Ya da sie için ne dedik? Die Frau örneğini verdik. Ya da es için das Kind örneğini verdik. Üçüncü tekilde demek ki ne yapıyormuşuz? Trinkt şeklinde yorumluyormuşuz değil mi bunu? Demek ki er trinkt, sie trinkt ya da es trinkt şeklinde üçüncü tekili yorumlamış oluyormuşuz değil mi? Biz içiyoruz diyeceğiz. O zaman wir trinken. Evet, fark ettiyseniz burada arkadaşlar ne oluyormuş demek ki? Wir trinken mastar halde kalıyor değil mi? Mastar halde wir trinken biz içiyoruz demiş oluyoruz. Ihr için baktığımızda ihr iki ve daha fazla insan varsa ve karşımdaysa bu insanlar diyorsam ki sizler içiyorsunuz. O zaman ne diyeceğim? Ihr trinkt diyeceğim değil mi? Nezaket ya da saygı formu dediğimiz sie bu cümle içerisinde arkadaşlar mutlaka ilk harfi büyük başlıyor. Dolayısıyla sie demiş oluyorum. Yani tek başına cümle başında değil aynı zamanda cümle içerisinde de sie büyük harfle başlamış oluyor.
Buradaki sie ise onlar değil mi? Üçüncü çoğul. Demek ki nezaket ya da saygı formu ya da onlar, sie ne şekilde? Mastar şekilde yazılıyor. Tıpkı üçüncü tekilde olduğu, düzeltiyorum. Birinci çoğulda olduğu gibi üçüncü çoğul da mastar halde yazılmış oluyor. Burada örnek olarak Wasser su demek arkadaşlar. Su örneğini verdim. Ben su içiyorum diyecek olursam demek ki ich trinke Wasser demem gerekiyor. Dilerseniz hep beraber bir tekrarlayalım arkadaşlar. Tekrarlayalım mı? O halde söyleyelim. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Bu ne demekmiş? Ben su içiyorum. Evet, du trinkst, sen içiyorsun. Hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Du trinkst Wasser. Du trinkst Wasser. Sen su içiyorsun anlamına gelmiş oluyor. Er trinkt Wasser. Burada örnek olarak der Mann şöyle de diyebilirdik. Der Mann trinkt Wasser. Ya da sie trinkt Wasser için die Frau trinkt Wasser diyebilirdik. Ya da es trinkt Wasser yerine das Kind trinkt Wasser da diyebilirdik. Evet, odağımız burada olsun. Hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Er trinkt Wasser. Tekrar. Er trinkt Wasser. Sie için hep beraber. Sie trinkt Wasser. Sie trinkt Wasser. Es trinkt Wasser. Es trinkt Wasser. Şimdi biz su içiyoruz diyelim. Wir trinken Wasser. Wir trinken Wasser. İkinci çoğul ama bu insanlar karşımda, değil mi? Ihr trinkt Wasser. Ihr trinkt Wasser. Nezaket formu Sie trinken Wasser. Sie trinken Wasser. Şimdi onlar su içiyorlar diyelim. Sie trinken Wasser. Sie trinken Wasser. Evet, eminim ki güzel söylemişsinizdir. Tabii şunu da değinmiş olalım. Su içmek çok çok önemli. Su içmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde regelmäßige Verben yani düzenli fiiller konusuna bir giriş yapmış olduk. Sonraki derslerimizde bu ve buna benzer bir sürü fiil ve fiil gruplarını görüyor olacağız arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.